Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine türevin 16. testiyle devam ediyoruz. Bir mimar çevresi 40 metre olan şekildeki gibi bir proje alanı hazırlıyor. ABCD bir kare, FC, AH ve EC uzunlukları birbirine eşittir diyor. Bakın FC, AH ve EC uzunlukları eşitmiş. Mutfağın alanı en fazla ne kadardır? Mutfağın alanını bulabilmemiz için bizim kenar uzunluklarına ihtiyacımız var. Bulalım o zaman kenar uzunluklarını. Bakın şu eşit kenarlara öncelikle bir x diyelim. Değil mi? Şimdi bu bir kare olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar ABCD'nin. Çevresi 40 metre ise demek ki bir kenar uzunluğu 10 metre olmuş olacak. O zaman buraya da 10 eksi x kalacak. Burası x'e bakın burası da x olacak. Ben bunun alanını bulacak olursam arkadaşlar x'e bağlı alan yazacak olursam x çarpı 10 eksi x olmuş olacak değil mi arkadaşlar? Ben şimdi bunu dağıttığım zaman 10x eksi x kare gelecek ya, ikinci dereceden bir parabol gelmiş olacak. Parabolün en büyük ve en küçük değerleri tepe noktasında olur. O zaman arkadaşlar bakın bunun kökü 0, bunun kökü de 10 olacak. O zaman 0 ile 10'un tam ortası ne olacak arkadaşlar? 5 olmuş olacak değil mi? Demek ki x eşittir 5 için bu alan en fazla olmuş olacak. X gördüğüm yere de 5 yazarsam bakın burası 5 oluyor. 10 eksi 5'ten de 5 oluyor. Alan da 25 olmuş oluyor. Doğru cevabımız bakın C şıkkı. Tabii siz bunu şöyle de yapabilirdiniz arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. 10x eksi x kareye. Şimdi en fazla olduğundan dolayı arkadaşlar en fazlayı sorduğundan dolayı türevini alacağız. Bakın şurası 10x. Şöyle temizleyelim. 10x eksi x kare olacaktı değil mi? 10x eksi x kare. Türevini alırım. A türevi x eşittir. 10 eksi 2x eşittir 0 olacak. X değerinin bakın yine 5 olduğunu yine buradan da bulabiliriz. Tamam. Geldik ikinci soruya. Fx fonksiyonun yerel maksimum ve yerel minimum noktaları sırasıyla A ve B'dir arkadaşlar. Bakın fx fonksiyonun bir hemen polinom olduğunu fark ettik değil mi arkadaşlar? Polinom bakın çünkü x'lerin kuvvetleri doğal sayı şeklinde gitmiş. Yani demek ki bu her yerde türevlenebilir bir fonksiyondan bahsediyoruz aslında biz. Evet. Şimdi yerel maksimum ve yerel minimum noktalarından bahsediyorsak arkadaşlar ne yapacağız? Birinci türevini sıfır yapan değerlerdi bunlar. Polinom fonksiyondan bahsediyoruz çünkü. F türev x eşittir 3x kare artı 2ax artı 6 eşittir 0 olmuş olacak. Değil mi arkadaşlar? Bakın türevini aldığım zaman 3. dereceden bir fonksiyonun polinomun türevini aldığım zaman ikinci dereceden olmuş oldu. Bakın şöyle temsil olarak çizecek olursam arkadaşlar bu AB doğru parçasının diyor ya arkadaşlar şöyle nasıl yapalım? Şöyle da çizmede çok da gerek yok. Bakın şimdi 3. dereceden diyor ya arkadaşlar hemen bakın x küpün katsayısı da artı. O zaman sağ taraftan yukarıdan başlayacak. Şu şekilde bir polinom olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bakın demek ki iki tane hem yerel minimum ve yerel maksimum noktaları var. Şurada yerel maksimum, şurada da yerel minimum noktası yapıyor değil mi arkadaşlar? Evet. Şöyle burası A, demek ki burası da B'ymiş arkadaşlar. Bunun koordinatlarına x1 ve y1 diyelim. Bunun koordinatlarına da x2 ve y2 diyelim arkadaşlar. AB doğru parçasının orta noktası, o da bakın şurası olmuş oluyor. AB doğru parçasının orta noktası da tam şurası olsun. Şurada rengimi de değiştireyim. Tam şurası olmuş olsun. Burası da neymiş? C 2 virgül K'ymış. Ben şimdi bu apsisleri kullanacak olursam ne olacak arkadaşlar? Apsisleri toplayıp yarıya bölersem 2'ye eşit olacak. Yani x1 artı x2 bölü 2'nin 2'ye eşit olduğunu ben biliyorum. Değil mi? Buradan da x1 artı x2'yi bulamam arkadaşlar. Köklerini bulurum. Kökler toplamı da eksi 2a bölü 3 değil mi? Eksi 2a bölü 3 bölü 2 eşittir 2 olmuş olacak. Buradan da bakın ikileri sadeleştirdiğim zaman eksi a bölü 3 eşittir 2 gelecek. Buradan da a değerimiz eksi 6 gelmiş oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın B şıkkı. K'yı kullanmadık değil mi burada? Evet. Geldik 3'e. Çevresi 18 santimetre olan bir dikdörtgen kısa kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor. Tamam. Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Çevresi 9 santimmiş. O zaman arkadaşlar ne diyelim? Şuraya x diyecek olursam
Burası da 9 eksi x olur değil mi? Şimdi ben kısa kenarla uzun kenarı topladığım zaman 9 olmuş oluyor. Çevresinden bahsediyoruz. İki katını aldığım zaman zaten 18 yapıyor. Değil mi arkadaşlar? Tamam. 300, kısa kenarı etrafında 360 derece. Kısa kenarı etrafında 360 derece dönzereceksem arkadaşlar, yani şunun üzerinde dönzerelim. O zaman burası simetri eksenimiz olmayacak mı bizim? Evet. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Şu kırmızı çizgiye göre bu ifadenin simetrisini almış olacağım. Şöyle almış olacağım. Bakın tabi alırken de bu uzun kenarlarda ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde dönmüş olacak. Değil mi? Ortaya ne çıkıyor bakın? Ortaya bir silindir çıkmış oldu. Yani yarıçapı 9 eksi x, yüksekliği de x olan bir silindir ortaya çıkmış oldu. Elde edilen cismin hacminin en büyük değeri. Hacim dediğimiz arkadaşlar x'e bağlı olarak yazdığımızdan dolayı vx diyecek olursam taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Taban alanımız ne arkadaşlar? Pi çarpı r kareydi. R dediğimizde 9 eksi x'ti. Bunun karesi çarpı yüksekliğimiz de x olmuş olacak. Peki ben bunun hacminin en büyük olması için bakın tek bilinmeyen cinsinden zaten yazılı değil mi? Ondan dolayı ben türevini alıp sıfıra eşitleyebilirim arkadaşlar. Bakın şu pi sabit olduğundan dolayı ne yapalım arkadaşlar? Pi sabit olduğundan dolayı dışarı alalım. Şimdi şeyi düşündüm de bir an acaba şunu önce açıp da çarpım türevini yapmamak için mi yapsam? Fark etmez arkadaşlar çok da. Ve türev x eşittir. Bakın pi'yi dışarı aldım. Çarpımın türevini uygulayalım hadi. 2 çarpı 9 eksi x çarpı için türevi. Yani eksi x'in türevi eksi 1 olacak. O eksiyi de buraya aldım. Çarpı ikinci artı ikincinin türevi. İkinci dediğimde bu x'in türevi 1 gelecek. 9 eksi x'in karesi. Değil mi? Bu şekilde diyelim. Bunun da neye eşit olması lazım arkadaşlar? Sıfıra eşit olması lazım. Şimdi bu pi'nin sıfıra eşit olmayacağı için şu parantez için sıfıra eşit olması lazım. Buradan da eksi 18 x artı 2x kare artı x kare eksi 18x artı 81 eşittir 0 gelmiş oluyor. 3x kare buradan da eksi 36x artı 81 eşittir 0. Her tarafı 3'e bölüyorum. X kare eksi 12x artı 27 eşittir 0. Buradan da x eksi 9 çarpı x eksi 3 eşittir 0. Köklerimiz 9 ve 3 olmuş olacak arkadaşlar. Bakalım şimdi 3 ve 9'u tablomuzda yerine yerleştiriyoruz. Bakın x karenin katsayısı artı olduğu için artı eksi artı şeklinde gitti. Burada artış var, azalış var, artış var. Ben en büyük olmasını istiyorum. Demek ki bakın burada 3 noktasında yerel maksimum, 9 noktasında da yerel minimum yapıyor. En büyük olması için x gördüğümüz yere ne vereceğiz arkadaşlar? 3 vereceğiz. Hacim neydi arkadaşlar? Hacim hangisiydi? Hacim burası değil miydi? Evet. O zaman 9 eksi 3 6. 6'nın karesi 36. Bakın pi çarpı 36 çarpı. Bakın şurada da x gördüğüm yere ne yazacağım? 3 yazacak olursam 36 çarpı 3'ten de 108 pi gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 4'e. Yukarıda verilen fonksiyonlardan hangilerinin x eşittir 5 noktasında bir yerel ekstremumu vardır diye soruyor arkadaşlar. Hemen bunu aslında fonksiyon bilgimizde de yapabilir miyiz? Yapabiliriz, değil mi? Şimdi biz x eksi mesela bu karesi olmuş olsaydı x eksi 5'in karesi aşağı yukarı şöyle bir şey değil mi? Evet, tam şurası 5 noktasında. Ama 8. kuvveti olduğundan dolayı arkadaşlar bakın ne olmuş oluyor? Tabii x gördüğüm yer karesi olmuş olsaydı şurası x eksi 5'in karesi olmuş olsaydı x gördüğüm yere 0 yazsaydım arkadaşlar ne olacaktı? Şurası 25 olacaktı. Burada aynı şekilde bakın neyi çizelim? X eksi 5'in 8. kuvvetini çizmiş oluyorum ya. Bakın şimdi tam yine burada 5 noktasında teğet olmuş olacak değil mi? Niye? Şuradaki çift olduğundan dolayı. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Bu biraz daha şöyle değil de biraz daha yassı olacak arkadaşlar. Şöyle bir şekilde. X gördüğüm yere 0 yazarsam burası da 5 üzeri 8 olmuş olacak. Bakın şurası da 5 olmuş olacak. Şimdi bakın 5 noktasında bir ekstremumu var mı? Bakın var değil mi? Minimum değeri burada tam şu x eksenine teğet olduğu kısım olmuş oluyor. Değil mi? Burada var. Siz şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ekstremumundan bahsediyor ya. Türevini alalım bakalım. F türev x eşittir 8 çarpı x eksi 5 üzeri 7. Bakın türevini aldığımdan dolayı burada 7 tek kuvvet ya. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Bakın bu ifadenin kökü 5 olduğundan dolayı
Katsayısı da arkadaşlar artı eksi. Bakın burada azalış ve artış yapmış oluyor. Bundan dolayı 5 noktasında ekstremum oluyor. Bu şekilde de yapabiliriz. Ama fonksiyonun grafiklerine hakim olursak çok daha hızlı bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şu ikinciyi konuşalım. İkinciyi konuşalım. X eksi 5 üzeri 7. Bakın şimdi biz şöyle x küpün grafiğinin şu şekilde olduğunu biz biliyoruz değil mi? Bu neydi? Y eşittir x küptü. Peki şöyle desek x eksi 2'nin küpü demiş olsaydım o zaman ne olacaktı? Bu 2 birim sağa kaymış olacaktı. Yani 2 birim sağa kaydığı zaman da arkadaşlar aşağı yukarı şöyle bir şey olmuş olacaktı. Değil mi? Evet. Şimdi bakın buradaki 3 değil de artık 7 olduğu zaman nasıl hareket ediyor arkadaşlar? Bakın şöyle hareket ediyor. Bakın şu noktaya dikkat edin. Özellikle bakın 7 olduğu zaman bakın x eksi 5 ya. X yerine bakın kökü ne olur arkadaşlar? Burayı sıfır yapan değer 5. Demek ki 5 noktasından bir kere geçecek. Ama buradaki kuvvet derece büyüdükçe arkadaşlar fonksiyon yine aynı şekilde hareket ediyor ama biraz daha şöyle tam x eksenine oturuyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakın şöyle hareket etmiş oluyor. Bakın şuradaki hareketi anladınız değil mi? Bakın yine yukarıdakiyle aslında aynı hareket yapmış oluyor arkadaşlar ama biraz daha yassı olmuş oluyor. Bakın bu 7 değil de mesela 9 olsa yine aynı şekilde. Bu sefer daha da yassılaşmış olacak arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yine hareketi aynı olmuş olacak. Aynı yerlerden geçecek fakat biraz daha yassı olmuş oluyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar şimdi bu fonksiyonun bir ekstremumu falan var mı? Hayır, yukarı aşağı gidiyor. Bunun bir ekstremumu falan yok arkadaşlar. Bakın o yüzden 2 numara olmaz. Ben bunu türevle yapmak istiyorum. Nasıl yapacaksın? Türevini alırsın. F türev x eşittir. 7 çarpı x eksi 5'in 6. kuvveti. Bakın burası 6 çift kuvvet olduğundan dolayı. Bakın kökü yazdım buraya 5. Kuvveti ne olacak arkadaşlar? X üzeri 6 pozitif olacak ya artı. Burada çift katlı kök olduğundan dolayı. Çünkü 6 ne olacak? İşaret değişikliği olmayacak. İşaret değişikliği olmadığından dolayı arkadaşlar burada bir ekstremumdan söz edebilir miyiz? Hayır. Çünkü artıştan azalışa ya da azalıştan artışa geçtiği bir durum söz konusu değil. Ve bu şekilde de ispat edebiliriz. Üçüncüsü arkadaşlar. Bakın üçüncüsü için hiç uğraşmayacağım. Çünkü şöyle. Biz x eksi 5'in mutlak değerinin grafiğinin direkt bu şekilde olduğunu biliyoruz değil mi? Ekstremumu var mı? Tabii ki. Bakın şu tam x eksenine tam geldiği yerde en alt kısmında arkadaşlar şu kısımda bir ekstremum var. O yüzden 3'te de var, 1'de de var, 2'de yoktu arkadaşlar. Demek ki doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. C şık. Geldik 5'e. Şekilde A ve B bitkilerinin boylarının zamanla değişim grafiği verilmiştir diyor. Tamam. A ve B için diyor. Bağıntıları bilindiğine göre bitkilerin boyları birbirine eşit olmadan önce boyları arasındaki farkın en büyük değeri kaç santimdir? Eşit olduğu yer zaten şurası. Eşit olmadan önce de diyelim ki şu olmuş olsun arkadaşlar. Aradaki farkın en büyük olması. Şimdi burada arkadaşlar bakın y kare eşittir 64x ya. Burada y'yi bulmak için her tarafın karekökünü almış olacağım. O yüzden x'e de karekökle uğraşmamak için şöyle diyelim. X eşittir k kare olsun diyelim. Tamam mı? Ben şimdi b'den bahsediyorum. B'de tam şurada arkadaşlar diyor. Şurası k kare olduğundan dolayı arkadaşlar burası k kare olduğundan dolayı tam şu değerde almış olduğu görüntü ne olmuş oluyor? Her tarafın karekökünü alırsam bakın y kare eşittir 64 k kare oldu ya. Buradan da y eşittir 8 k olmuş olacak değil mi? Şimdi tabi hocam buradan y eşittir eksi 8 k olmaz mı diye düşünmeyin. O eksi 8 k dediğimiz şey şu alt taraf. Bakın alt taraf ama alt tarafı vermemiş bize, çizmemiş bize. Üst tarafı çizmiş. Tamam. Evet. O yüzden şu kısmı çizik atıyorum. Tamam. Şu kısım 8K olmuş oluyor arkadaşlar. Şuranın tamamı 8K olmuş oluyor. Şimdi gelelim buraya. Yine aynı hizada arkadaşlar 24Y eşittir X küpe bakacak olursam A'nın grafiği için. Ben X gördüğüm yere K kare yazmıştım. Üçüncü kuvvetini aldığım zaman bakın şurası 24Y eşittir K üzeri 6 olmuş oldu. Ben Y'yi arıyorum arkadaşlar. K üzeri 6 bölü 24 olmuş oldu. Bakın şurası da bakın şöyle şu şeyi silelim. 8K'yı biraz yukarı yazalım. Şurası 8K olacaktı tamamı. Burası da K üzeri 6 bölü 24 olmuş oluyor.
Değil mi? Şimdi arkadaşlar bu aradaki uzaklık tam şurası değil mi? O zaman ben tamamından yani 8K'dan şu uzaklık K'ya bağlı uzaklığı yazalım. Tamamından yani 8K'dan K üzeri 6 bölü 24'ü çıkarmam lazım değil mi? Ben bu farkın en büyük olması için ne yapacağım? Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. O zaman alalım. Bakın şurada. U türev K eşittir 8 eksi 6 çarpı K üzeri 5 bölü 24 eşittir 0 olacak. Sadeleştirdiğim zaman bakın burada 4 olmuş olacak. Karşı tarafa atarsam şu ifadeyi 8 eşittir K üzeri 5 bölü 4 olacak. K üzeri 5 eşittir 32. K da buradan 2 değerini almış olur arkadaşlar. Şimdi en büyük değerini soruyor ya bize boylar arasındaki fark. Boylar arasındaki fark da bu değil miydi? K yerine ben 2 yazacak olursam 8 çarpı 2'den 16 geldi. Eksi 2 üzeri 6 yani 64 bölü 24 oldu. 8 ile sadeleştirirsem 8, 8 ile sadeleştirirsem 3 olacak. Paydalarını eşitlersem de 48 eksi 8'den 40 bölü 3 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 6'ya. ABCD dikdörtgeninde DF evet. DF ile EC birbirine eşitmiş. Tamam. ED uzunluğu eşittir 2 çarpı FH'mış. O zaman FH'a biz ne diyelim? A diyecek olursam FH'a şurası A diyecek olursam ED uzunluğu da ne oluyor arkadaşlar? 2A olmuş oluyor değil mi? Tamam. Bakın paralellik var burada. FH ile DC birbirine paralelmiş. AB uzunluğu 24'müş. Buna göre bu alan DEHF yani şu boyalı bölgenin alanı en çok ne kadardır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın burası da bir paralel olduğundan dolayı burasının bir dik yamuk olduğu belli. Değil mi arkadaşlar? Alt taban belli, üst taban belli. O zaman ben alanı bulabilmem için benim bir de yüksekliğe ihtiyacım var. Onunla arkadaşlar ne yapacağız? Şuradan bulmaya çalışacağız. Mesela şuraya ne demem lazım? Şimdi AB uzunluğu 24 ya, o zaman burası da 24 olacak. Buraya 24 eksi 2A kalır. Bununla da şu DF uzunluğu eşitti. 24 eksi 2A olmuş olur. Şimdi ben alanı bulabilirim, değil mi? A'ya bağlı bir fonksiyon olarak yazdık. Alt taban A artı 2A bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik de 24 eksi 2A değil mi? Evet. Şimdi bakın ben şurayla burayı sadeleştirdiğim zaman 12 eksi A kalır. Değil mi arkadaşlar? A'ya bağlı alan fonksiyonumuz. Bakın şurası da 3A çarpı 12 eksi A kaldı. Bakın şunları dağıttığım zaman 3A kare gelecek ya. Eksi 3A kare. Yani bu ikinci dereceden bir parabol. Parabol olduğundan dolayı arkadaşlar köklerini alıyorum. Değil mi? Burasının kökü 0. Bunun kökü de 12 olmuş olur. Şimdi tepe noktasına bakmam lazım arkadaşlar. Benim en büyük ya da en küçük parabolün tepe noktasında alır çünkü en büyük ve en küçük değerlerini. O yüzden 0 ile 12'nin ortası ne arkadaşlar? A. 6 değil mi? O zaman A değerine ben 6 verirsem bu alanın en çok olmasını sağlayan değeri bulmuş olurum. Değil mi? Alanda zaten arkadaşlar şurada tekrar yerine yazalım. 3A çarpı 12 eksi A değil miydi? Evet. A gördüğüm yere 6 yazacak olursam 3 çarpı 6'dan 18 çarpı 12 eksi 6'dan da 6 gelecek. 18 ile 6'yı çarparsam da 108 değerini bulmuş olacağım. Ha, siz şöyle de yapabilirsiniz. Hocam ne var bunda? Türevini alıp sıfıra eşitlerim. Tabii ki yapabilirsin. 36A eksi 3A kare türevini alırım. A türev A. 36 eksi 6A eşittir 0. Bakın buradan da yine A'nın 6 olduğunu buluruz. Fakat bu şekilde parabol olduğunu görüp de tepe noktasını bulmaya odaklanırsak biraz daha pratik şekilde bulabilmiş oluruz arkadaşlar. Tamam. Geldik 7. soruya. ABCD dikdörtgeninde K noktası EF üzerinden katlanarak D noktasıyla çakıştırılıyor. EF şu katlama çizgisini çizelim. Daha rahat görülsün. Bakın K noktasıyla D noktasıyla çakıştırılıyor. K noktasıyla D noktası çakıştırılıyor. Bakın burası da 90 derece o zaman. Katlama olduğu zaman arkadaşlar ne olacak? Şurasıyla şurası birbirine eşit olur. DE ile EK birbirine eşit olur. Hatta şuralar açıortay olur. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi tabii biz BC uzunluğunun da 12 olduğunu biliyoruz. O zaman buraya arkadaşlar A diyecek olursam bakın burası da A olur. EA uzunluğu da 12 eksi A kalır. Şimdi ben AEK üçgeninin alanını bulabilmek için dik kenarlarından
bilmem lazım. Bir tanesi belli. EA belli. O zaman AK uzunluğunu da bilmem lazım. Ben buraya B diyecek olursam, bakın şu AEK üçgeninde Pisagor bağıntısı yazacak olursam 12 eksi A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir A'nın karesi olmuş olacak. B kareyi çekecek olursam ben buradan A kare eksi 12 eksi A'nın karesini, hatta her tarafın karekökünü aldığım zaman arkadaşlar ne olacak? Bu olmuş olacak. O zaman alan AEK ne olmuş olacak arkadaşlar? Bakın A'ya bağlı alan 12 eksi A ile, bakın AK uzunluğunu da bulduk. A kare eksi 12 eksi A'nın karesi olmuş oluyor arkadaşlar. Hatta şu kökün içerisinde biraz düzenleyerek yazmış olsam ne olur? A kare eksi 144 eksi 24 A artı A kare gelmiş olacak. Bakın açtığım zaman da A kare eksi 144 artı 24 A eksi A kare gelmiş olacak. Bunlar da birbirini götürecek. Yani 24 A eksi 144 olmuş olacak. 24 A eksi 144 olmuş olacak. Bakın şurası. 24 A eksi 144 olmuş oldu arkadaşlar. Benim şimdi bu alanın maksimum olması için ne yapacağım? Türevini alıp sıfır eşleyeceğim. Alalım o zaman türevini. Türevini alalım şöyle. Bakın şöyle şu tarafta. Türev almamda hiç mahsur yok. Çünkü tek değişken cinsinden yazılmış. A'ya bağlı, değil mi? O yüzden birincinin türevi, yani 12 eksi A'nın türevi ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 olacak. Eksi 1 çarpı ikincisi. İkinci dediğimizde 24 A eksi 144 olmuş olacak. Artı ikincinin türevi. Yani köklü ifadenin türevi. Buraya A diyecek olursam 1 bölü kök A'nın türevi 1 bölü 2 kök A olmuş olacak. 1 bölü 2 kök A dediğimde aslında 24 A eksi 144 çarpı için türevi. Bakın için türevi de, bunun türevi de arkadaşlar ne olacak? 24 olmuş olacak. Ve buraya yazmış olacağım. Değil mi? Çarpı birinci. Değil mi? Şu anda ben ikincinin türevini aldım. Çarpı birinci. Birinci dediğimde 12 eksi A olmuş olacak. Bunun sonucu 0 gelecek arkadaşlar. Şimdi bakın, ben şuradaki ifadeyi sağ tarafa alacak olursam, bakın şunda da şunu sadeleştireyim. Burada da 12 gelmiş olsun. Hatta aslında normal şartlar altında, bakın burada alandan bahsediyoruz ya arkadaşlar biz. Bölü 2 demem lazım. Değil mi? Tabii bu 2 sabit değer olduğundan dolayı arkadaşlar. Bu 2 sabit değer olduğundan dolayı. Bakın hatta şöyle göstermiş olsam o 1 bölü 2. Şimdi sonucun 0'a eşit olması için, bakın burası zaten 0 olmadığı aşikar. Yani şu parantez içerisinin içi 0'a eşit olması lazım ya. Bundan dolayı orada 2 yazmışım ya da yazmamışım çok da çözüme bir katkısı yok. O zaman şuradaki ifadeyi ben ne yapayım? Eşitliğin diğer tarafına alayım arkadaşlar. 12 bölü kök içerisinde 24 a eksi 144 gelmiş olacak. Çarpı 12 eksi a eşittir kök içerisinde 24 a eksi 144 gelmiş olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman arkadaşlar ne olacak? Buradan şurayı da açalım. Aynı zamanda 144 eksi 12 a eşittir. Bakın kökler birbirine götürecek. 24 a eksi 144 ifadesi gelmiş olacak arkadaşlar. Buradan da 288 eşittir 36 a mı yapmış oluyor? Evet, eşittir. Buradan da arkadaşlar ne oluyor? A değerimiz ne olmuş oluyor arkadaşlar? 8 mi olmuş oluyor? Evet, buradan A değerimiz 8 olmuş oluyor. Peki bizden ne istiyor? EA uzunluğu. EA uzunluğu da 12 eksi A değil mi? 12 eksi A. A'yı da 8 buldum arkadaşlar. 12 eksi 8'den 4 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Sadece işlem kalabalığı var aslında. Başka da bir şey yok. Geldik 8'e. Fx fonksiyonu yatay ekseni 3 farklı noktada kestiğine göre m tam sayı olarak hangi değeri almalıdır diye soruyor arkadaşlar. Bakın bu önemli bir soru tipi aslında. Buna bir yıldız atalım. Şimdi bakın x küpün katsayısı artı. O yüzden arkadaşlar ne olacak? Sağ taraftan itibaren artı sonsuzdan gelecek. Şu şekilde bir ne olacak arkadaşlar? Değer olmuş olacak, değil mi? Yani fonksiyon olmuş olacak, grafiği olmuş olacak. Yatay ekseni 3 farklı noktada kestiğine göre, burada yatay eksenden kastı ne? X ekseni. X ekseni 3 farklı noktada keseceğine göre arkadaşlar, bizim bakın
Tam şuralardan geçmesi lazım fonksiyonun. Bakın 1, 2, 3 noktadan geçmiş oluyor değil mi? Bakın 2 noktadan geçseydi nasıl olurdu? Ya şuradan geçecekti ya 1, 2 diyecektik veya da arkadaşlar şuradan geçerdi değil mi? 1, 2. Tek noktadan geçiyor deseydi arkadaşlar ne olurdu? Bakın şuradan geçebilirdi veya bakın şuradan geçebilirdi. Tamam mı? Yani burada arkadaşlar illa şimdi 3 farklı noktada kestiğine göre başka sorularda 2 farklı yerde veya tek farklı yerde kestiğinde falan söyleyebilir. O yüzden bu şekilde bir çizim yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi biz orijinal halimize geri dönelim. 3 farklı noktada kestiğine göre demek ki bizim bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Değil mi? Şeklimiz. Tamam. Peki burada ne diyor? M tam sayı olarak hangi değeri almalıdır diye soruyor arkadaşlar. Bakın şeklimiz bizim bu şekilde ya. 1, 2 tane ne oluyor arkadaşlar? Yerel maksimum ve yerel minimum değerleri olmuş oluyor değil mi? O zaman arkadaşlar yerel maksimum ve yerel minimum değerlerinden biz bahsettiğimize göre ne olacak? Türevini alıp sıfıra eşitlemem lazım. F türevi x eşittir 3x kare eksi 6x olmuş oluyor değil mi? Burası zaten sabit olduğundan dolayı türevi sıfır oluyor. Bakın sıfıra eşitledim. 3 parantezine aldım. Hatta 3x parantezine aldım. X eksi 2 olmuş oldu. Buradan kökler 0 ve 2 olmuş oluyor. Değil mi arkadaşlar? Bakın işaret tablosunda da işaretlersem x karenin katsayısı artı artı eksi artı şeklinde oldu. Bakın burada artı eksi artı. Bakın demek ki 0 noktasında yerel maksimum, 2 noktasında da yerel minimum yapmış. Demek ki 0 noktamızda arkadaşlar bizim tam şurası. Demek ki 2'de minimum yapacağına göre demek ki burası da 2. Peki bu an ne anlama geliyor? Bakın 0 noktasında yani F0 arkadaşlar ne olmuş? Şurası x ekseni ya. X ekseninin yukarısında kaldığına göre demek ki F0'ın 0'dan büyük olması lazım. Benzer şekilde arkadaşlar F2 değeri de x ekseninin altında kaldığından dolayı F2 değerinin de 0'dan küçük olması lazım. Ya bunu şu şekilde de görebilirsiniz arkadaşlar. Her halükarda bakın x ekseni bu fonksiyonu 3 farklı noktada kestiğinden dolayı bazı yerlerde şöyle de görebilirsiniz. F0 çarpı F2 küçüktür 0. Çünkü birisi artı birisi eksi olmuş oluyor. Değil mi? Hiç fark etmez. Ama biz direkt grafiği bu şekilde çizdik ya arkadaşlar. F0'ın 0'dan büyük olduğu ve F2'nin de 0'dan küçük olduğunu biz anladık zaten. Tamam. O zaman F0 değerimize bir bakalım arkadaşlar. F0 şunlar birbirine götürecek. 3m-18 büyüktür 0 olacak. M büyüktür. Ne olacak? 6 olmuş olacak. F2 yazacak olursam F2 değeri ne olacak? X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 8 eksi 12 artı 3m eksi 18 küçüktür 0 olacak. Buradan da 3m küçüktür 22. M değeri de 22 bölü 3. Yani 7 virgül küsür olmuş olacak. Yani bizim M değerimiz aslında ne olacak? 6'dan büyük ve 7 virgül küsürden küçük olmuş olacak. Tam sayı olarak diyor arkadaşlar. 6'dan büyük, 7 küsürden küçük. Buradaki tam sayı değeri de ne olacak? 7 olmuş olacak. Doğru cevabımız bakın B şıkkı. Tamam. Geldik 9'a. Fx ve gx fonksiyonları bize verilmiş. Bu fonksiyonlar arasındaki uzaklık en az kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi biz bu fonksiyonların grafiğini küt diye çizebilir miyiz? Çizebilmemiz lazım. Çizebilmemiz lazım fonksiyonlar konusundan. Şimdi şu x kare artı 2x artı 1, x artı 1'in karesi, değil mi? Yani bu bir parabol. Parabol arkadaşlar. Bunun kökü ne? Bu içerisinde sıfır yapan değer eksi 1. Demek ki bakın şurası eksi 1 olmuş olsun. Ve şöyle bir şey olacak değil mi arkadaşlar? Burası çift olduğundan dolayı x ekseninin altında kalan bir kısım olmayacaktır. Anlaştık. Şimdi kök x eksi 1 nasıl oluyor? Bakın kök x dediğim şey tam şuradan şu şekilde. Buradaki eksi 1 de bu grafiği al bir birim aşağı ötele demek. Değil mi? Bunu ne yapacağız? Bir birim aşağı öteleyeceğiz. Aşağı öteledikten sonra da arkadaşlar fonksiyonun grafiği aşağı yukarı bu şekilde olmuş olacak. Şimdi bakın arkadaşlar şu fonksiyonların birbirinin tersi olduğunu anlayabilmek burada çok önemli. Bakın kolay soru değil, sert soru gerçekten. Şu şekilde bakın. Şimdi mesela ben bu
y eşittir normalde kök x eksi 1 ya. Ben ters fonksiyonu alırken ne yapıyordum? X'lerle yerlerin yerini değiştiriyordum. Değil mi? O zaman x eşittir kök y eksi 1 olmuş oluyor. Y'yi de bulduğum zaman fonksiyonun tersini elde etmiş oluyordum. Buradan x artı 1 eşittir kök y oluyor. Her tarafın karesini aldığım zaman x artı 1'in karesi eşittir y olmuş oluyor. X artı 1'in karesi arkadaşlar bakın ben fx fonksiyonunun tersini buldum. Fx fonksiyonunun tersi gx fonksiyonunun aynısı olmadı mı? Oldu. Demek ki arkadaşlar bunlar birbirinin tersiymiş. Birbirinin ters olan fonksiyonlar hangi eksene göre simetrikti arkadaşlar? Evet. Evet. Y eşittir x doğrusuna göre simetrikti. Değil mi? Bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Y eşittir x doğrusuna göre nedir arkadaşlar? Simetriktir. Değil mi? Şimdi bu fonksiyonlar arasındaki uzaklığın en az olması için ne olması lazım? Ne olması lazım? Bakın. Şöyle. Şu y eşittir x eksenine paralel. Y eşittir x doğrusuna paralel olması lazım. Ben ne kadar paralel çizemesem de arkadaşlar. Bakın. Aslında en kısa uzaklığı. Bakın bu teğet olduğu yerlerde. Teğet olduğu yerlerde olur arkadaşlar. Yani burası olmuş olsa veya burası olmuş olsa en kısa uzaklığın bakın bu şekilde olması gerekiyor. Yani bunlar y eşittir x doğrusuna göre paralel olması lazım bu teğetlerin arkadaşlar. Tamam mı? O zaman ne yapacağız burada? Şimdi bu y eşittir x'in zaten eğimi 1 değil mi? Eğimi eşittir 1 burada. Aynı şekilde ben fx'in türevini almış olsam f türev x eşittir. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x olacak. Bunun eğimi de 1 olmuş olacak. Sebebi y eşittir x eksen y eşittir x'e göre paralel değil mi? Bu doğruya göre paralel. Y eşittir x'in eğimi 1 olduğuna göre demek ki bu fonksiyonun türevi de ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Buradan da arkadaşlar 2 kök x 1 ise karesini alırsam 4x eşittir 1. X eşittir 1 bölü 4 diyor arkadaşlar. Şimdi fx fonksiyonunun x'inin apsisini 1 bölü 4 olarak bulduk. O zaman ne yapalım biz? Ne yapalım biz? Şöyle yapalım arkadaşlar. F 1 bölü 4 bulduk. X'i 1 bölü 4'ü yerine yazalım. Bakalım y'si kaç olmuş oluyor? F 1 bölü 4 eşittir. Kök 1 bölü 4 eksi 1 olmuş oluyor. Bu da 1 bölü 2 eksi 1'den eksi 1 bölü 2 olmuş oluyor. Benzer şekilde arkadaşlar g fonksiyonunun türevini aldığım zaman da 1'e eşit olmayacak mı? Evet çünkü bunun eğimi de doğru da arkadaşlar y eşittir x'e göre paraleldi. O zaman g türev x eşittir ne olacak? 2x artı 2 eşittir 1 olmuş olacak. Buradan 2x eşittir eksi 1, x eşittir eksi 1 bölü 2. Aynı şekilde de arkadaşlar g fonksiyonunda x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam bu aynı zamanda x artı 1'in karesine eşit diye. X gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazarsam o zaman ne olacak? Eksi 1 bölü 2'ye 1 bölü 4 mü oluyor? 1 bölü 4 olmuş oluyor. Değil mi? Şuna A noktası diyelim. Bu da B noktası olsun. Bunlar arasındaki uzaklığın en az olması için bakın ne yapıyorduk arkadaşlar? Apsislerin farkı yani 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2'nin karesi artı ordinatlarının farkı ne olacak? Eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 4'ün karesinin karekökü değil mi? İki nokta arasındaki uzaklığı aldığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu olmuş oluyor. Burası da 1 bölü 2, 3 bölü 4 mü oluyor? 3 bölü 4 karesi de 9 bölü 16 oluyor. Artı burası da aynı şekilde eksi 3 bölü 4 oluyor. Karesi yine 9 bölü 16 olmuş oluyor. Bunun karekökü arkadaşlar. Yani ne oluyor? 18 bölü 16 oluyor. 18 dışarı 3 kök 2 olarak çıkar. 16 da dışarı 4 olarak çıkar. 3 kök 2 bölü 4. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Vallahi arkadaşlar kolay bir soru değil. Açıkça söyleyeyim yani bu fonksiyonun tersinin olduğunu görmek, fark etmek çok da kolay değil. O yüzden bunları ne yapıyorsunuz? Tekrar edilecekleri listesine alıyorsunuz. Tamam. Sınava kadar da tekrar ediyoruz. Geldik ona. Şekilde verilenlere göre boyalı yamuğun alanının en büyük değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi benim yamuğun alanını bulabilmem için alt tabana ihtiyacım var. Üst tabana ihtiyacım var. Bir de yüksekliğe ihtiyacım var. Evet. Alt taban zaten belli. Değil mi? Şimdi bu bakın bu fonksiyonun üzerindeki nokta şu mu? Çözüm buradan
gelme ihtimali çok yüksek değil mi? Ne yapayım arkadaşlar? Şöyle şu şekilde dikimi indireyim. Burada y kare eşittir 4x ya. Y'yi bulabilmek için arkadaşlar köklü sayılarla uğraşmamak için x eşittir k kare olsun diyeyim. Y kare eşittir 4k kare olmuş olur. Her tarafın kare kökünü aldığım zaman da 2k olmuş olur arkadaşlar. Tamam mı? Hocam y eşittir eksi 2k da olmaz mı demeyin. Olur da o şu kısım arkadaşlar. Alttaki parça. Tamam mı? Evet. Tamam. Buraya ne dedik arkadaşlar? Şu kısma k kare dedik. O zaman ordinatı da ne çıktı? Ordinatı da 2k çıktı. Bu 2k aynı zamanda yamuğun yüksekliği de değil mi? Peki şu aralık ne çıktı arkadaşlar? 24 eksi k kare çıkar. Bu uzunlukta da şurada da k diyecek olursam kc uzunluğu da 24 eksi k kare değil mi? Evet, şimdi alt tabanımız belli. Bakın a'ya bağlı yamuğun alanı. Ne oldu? Alt taban 24 artı üst taban 24 eksi k kare bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik ne? Bakın yükseklik de 2k. Buradaki ikiler sadeleştiririz arkadaşlar. K'yı bakın çarpımın türevi yapmamak için dağıtıyorum şöyle. A'ya bağlı yamuğun alanı. 24 A'ya bağlı demişiz ama burada K'lı yazmışız. Değil mi? O zaman K diyelim şuraya. Şurasına K diyelim. Evet. 24K artı hatta şurası 24, 24, 48 ya. O yüzden direkt 48K olarak yazalım şurayı. Evet. 48K eksi K küp değil mi? Bunu şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Türevini alıp sıfır eşleyeceğim. Türevini alacak olursam A türev K eşittir. 48 eksi 3K kare eşittir 0. K da buradan ne çıkacak arkadaşlar? Artı eksi 4 gelmiş olacak. K'nın eksi 4 olma ihtimali var mı? Yok. Çünkü burada uzunluktan bahsediyoruz. X eksenin üst tarafında. O yüzden K değerimizde ne olacak? 4 olmuş olacak. Zaten yamuğun alanı da bu değil miydi? Evet. K gördüğüm yere 4 yazarsam 48 çarpı 4 192 eksi 4'ün küpü de 64 olur. 192'den 64'ü çıkartırsam da 128 gelmiş olur. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 11'e. Şekilde fx parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre m sayısının hangi değeri için AB uzunluğu minimum olur diye soruyor arkadaşlar. AB uzunluğu. Mesela şunun köküne x1 buraya da x2 diyecek, x2 diyecek olursam aslında köklerin uzaklığı değil mi? Kökler uzaklığı ne oluyor arkadaşlar? Mesela x2 eksi x1 bir parabolde nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kökler farkını nasıl buluyorduk? Kök delta bölü a'dan buluyorduk. Öyle değil mi? Evet. O zaman şimdi ben delta'yı bulacak olursam delta eşittir b kare eksi 4ac değil mi? Bunu bulalım. Deltasını bulalım. Buradan bulacak olursam arkadaşlar b dediğimiz burada x'in katsayısı olan eksi m eksi 4. Karesi de arkadaşlar ne olacak? Şu şekilde karesi eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz de m eksi 16 olmuş olacak. Değil mi? Buradan da arkadaşlar m kare eksi 8m artı 16 çünkü bu eksinin karesini aldığım zaman artı yapacak arkadaşlar. Eksi 4m artı 24 olmuş olacak. Buradan da m kare eksi 12m artı 40 ifadesi olmuş olacak. Şimdi x2 eksi x1'imiz ne olacak? Kök delta dediğimiz deltayı bulduk. m kare eksi 12m artı 40 bölü a. A dediğimizde arkadaşlar x karenin katsayısı yani 1 olmuş oluyor. Değil mi? Evet, yazmasak da buraya olur. Ben bunun minimum olmasını istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bu ifadenin türevini alıp sıfıra eşleyeceğim. Alalım türevi. Buraya m olarak düşünecek olursam kökemin türevi nedir? 1 bölü 2 kök m. M dediğim aslında m kare eksi 12 m artı 40 ifadesi gelmiş oluyor. Çarpı için türevi. İçin türevi de 2m eksi 12 değil mi? Onu da payla çarpıyorum ve sıfıra eşitliyorum. Buranın sıfıra eşit olması için payın sıfıra eşit olması lazım. 2m eksi 12 eşittir 0. M de buradan 6 olmuş olur arkadaşlar. Değil mi? M sayısının hangi değeri için diyordu? Demek ki 6 değeri için AB uzunluğu minimum oluyormuş değerli arkadaşlar. Gelelim 12. ve son sorumuza. A ve B noktalarında bulunan araçlar,
Tamam. Şekilde gösterilen yönlerde V1 eşittir 8 ve V2 eşittir 6 hızlarla aynı anda hareket ediyor. T saniye sonra A'dan hareket eden K noktasına, A'dan hareket eden bakın T saat sonra K noktasına gelecekmiş. Tamam. B'den hareket ede T noktasına ulaşıyormuş. O da şurası olmuş olsun arkadaşlar. Ne kadar süre sonra? T saniye sonra. Şimdi bu saniyede 6 metre yol gidiyorsa T saniye sonra bu 6T gidecek. Değil mi? 6T yol gitmiş olacak. Bu da aynı şekilde arkadaşlar saniyede 8 metre gidiyorsa T saniye o zaman burası 8T gitmiş olacak. AB uzunluğunun 60 metre olduğunu vermemiş mi bize? Evet. O zaman şu AT uzunluğu da 60 eksi 6T kalır mı? Kalır. Bize neyi istiyor? Bizden ne istiyor? AKT üçgeninin alanının bakın şu üçgene çevirecekmişiz. Bu üçgenin alanının en büyük olmasını sağlayan T değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Bu üçgenin alanı bakın ben şuraya alfa diyecek olursam bu üçgenin alanına sinüs alfa çünkü kenar uzunlukları belli ya. Bu aradaki alfa açıya da alfa diyecek olursam sinüs alan bağıntısından değil mi T'ye bağlı alanı yazacak olursam 1 bölü 2 çarpı sinüs alanı uyguluyorum. 8T çarpı 60 eksi 6T çarpı sinüs alfa olması lazım. Değil mi? Bu sinüs alfa zaten arkadaşlar şimdi ben türevini alacağım. Çünkü en büyük değerini istiyorum. Türevini alıp sıfır eşitleyeceğim. Sinüs alfa zaten burada sabit bir değer değil mi? Evet. Nereden anladık? Bunu eksi 1 ile 1 aralığında ya. Sabit bir değer değil mi arkadaşlar? O yüzden ne yapacağım? Bakın şunlar da birbirine götürsün. 4T olmuş olur. Sinüs alfa arkadaşlar sabit olduğundan dolayı ne yapıyorum? Başa atıyorum şöyle çarpan olarak. Buradan da şu 4T bunu da arkadaşlar çarpım türevi yapmamak için içeri dağıtıyorum. 240T eksi 24T kare mi olmuş oluyor? Evet. Şimdi de arkadaşlar buradan ne yapacağız? Türevini alacağız. Türevini alalım. Türevini alalım. A türev T eşittir. Sabit sayı dışarıda yine. 240T'nin türevi 240 eksi 48T olmuş oluyor değil mi? Eşittir 0. Bu sıfıra eşit değil arkadaşlar. Ya bu sıfıra eşit olacak ya da bu sıfıra eşit olacak. Tabi sinüs alfa eşittir. Buradan sıfır olursa burada alfa eşittir sıfır olacak. Alfanın sıfır olması demek burada bir üçgenden biz söz edemeyiz değil mi arkadaşlar? O yüzden bakın biz tabi t'yi arıyoruz burada. 240 eksi 48 t eşittir sıfır. Buradan t değerinin 5 olduğunu rahat bir şekilde bulabiliriz. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.